Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Faruk Arslan. Kendisi Göksu İnşaat Emlak Satış ve Pazarlama Müdürü. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sen nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Denizli doğumluyum. İstanbul Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardır Göksu Emlak İnşaat çatısı altında firma sahibimiz Bekir Göksu'yla birlikte yürüyoruz. Firmada pazarlama ve iş geliştirmeden sorumluyum. Hı hı. Yakın zamanda da yine yönetim kurulu başkanımız Bekir Bey'in bana ve ekibimize olan desteği ve yol gösterici vizyonuyla İstanbul ofisimizi hayata geçirerek İstanbul operasyonlarından sorumlu oldum. Bu gelişmeyle de firma olarak yurt içi ve yurt dışı hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik adım atmış bulunmaktayız. Çok güzel. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz Faruk Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biraz da firmanızdan bahsedelim mi? Elbette. Firmamız 2008 yılında kurulmuştur. Hı-hı. Denizli merkezlidir. Geniş ve dinamik bir çalışan kadrosuna sahibiz. Kurumsal bir hizmet veriyoruz. Tamamen öz sermaye ile büyüyoruz. Hı-hı. Emlak ve inşaat birimi olarak ikiye ayrılıyoruz. İnşaat birimi olarak üretim sektöründe yer alırken, sektörlerimizin tüm gelişmelerini yakından takip ederek, gerek teknolojik altyapı, gerekse de müşteri ilişkileri yönetimi, gerekse de insan kaynağı anlamında kendimizi sürekli güçlendiriyor ve yeniliyoruz. Hı hı. Ayrıca bölgesinde bilinirliği oldukça yüksek ve güçlü bir firmayız. Hı hı. Ve bugün gün geçtikçe daha da artıyor. Bugün geçtikçe daha da artıyor. Bu da bizi yeni yatırımlara yönelik motive ediyor açıkçası. Hı hı. Bildiğiniz üzere gayrimenkul sektörü amatörce yapmaya oldukça müsait bir sektör. Bizler de müşterilerimizin bize olan teveccühünü ve yıllardır duyduğu güveni boşa çıkarmayacak şekilde ve onların memnuniyetlerini esas alarak bunu tüm faaliyetlerimize yansıtıyoruz. Çok güzel. Sektörümüzün doğası gereği de olması gereken güven hissini ve uzun dönemli ilişkiyi inşa ediyoruz. Ve bunun da her zaman faydasını gördük, görmeye de devam ediyoruz. Çok güzel. Pekala Faruk Bey, bu noktada size bir soru yöneltmek istiyorum. Tabii ki. Hangi bölgelerde faaliyet gösteriyorsunuz? Ana merkezimiz Denizli bölgesinin yanı sıra Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale, Ankara ve İstanbul'da emlak faaliyetlerimiz devam ediyor. Ticaretlerimiz devam ediyor. Bununla beraber İstanbul birimimiz şu anda bizim için son derece önemli bir adım oldu açıkçası. Şimdi tüm deneyimimizi İstanbul'a aktarıyoruz. İstanbul birimimiz bizim tüm Türkiye'ye yönelik ve uluslararası anlamda hizmet vermek adına önemli bir kapımız olacak. Ciddi bir yurt içi ve yurt dışı yatırımcı ve gayrimenkul portföyümüz mevcut. Ve şu an halihazırda tüm ekip olarak tüm İstanbul'un tüm bölgelerine hizmet verebilecek bir kapasitemizde bulunmakta. Çok güzel. Şimdi bölgelerden bahsettik. Hangi bölgelerde hizmet verdiğinizden bahsettik. Biraz da hangi alanlarda hizmet verdiğinizden bahsedelim mi? Tabii ki. Emlak birimi olarak bahsedersek konut, arsa, villa, tarla, sanayi parseli, ticari gayrimenkul, otel arazisi gibi tüm alanlarda alım satım ve danışmanlık hizmeti veriyoruz şu anda. Bunun yanı sıra kat karşılığı inşaat ve kentsel dönüşüm, ayrıca tadilat hizmetleri de veriyoruz. Firma bünyesinde al sat diye tabir edilen gayrimenkul alım satım faaliyetlerimiz de mevcut. Tabii bunun yanında inşaatlarımız ve projeden satışlarımız da bulunuyor. Hedeflerimizden bir tanesi de kendi projelerimizi daha iyi, daha büyük ölçekli seviyelere çıkarmak, dönüştürmek aslında bu şekilde. Çok güzel. Bunun yanı sıra yine birinci el konutta büyük firmalarla, bilindik firmalar ve markalarla çözüm ortaklıkları geliştiriyoruz. Ayrıca yine bu büyük firmalara konut inşaat alanı temini hizmeti de veriyoruz. Altyapısını kurmuş olduğumuz pazarlama ve müşteri ilişkileri sistemleriyle bunu destekliyoruz açıkçası. Yani kısacası bir emlak firmasının ötesinde bir hizmet vermiş bulunuyoruz. Şimdi bu noktada Faruk Bey, tabii ki başarılarınız yatsınamaz. Çok güzel çalışmalarınız var. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz ve takdir ediyoruz. Çok sağ olun. Öncesinde tabii bizim biraz sohbet etme fırsatımız da oldu. Ben buna istinaden bu şekilde iletiyorum ama sizi diğerlerinden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi müşterileriniz neden sizi seçmeli? Evet. Biz öncelikle müşterimizin faydasına odaklanıyoruz. Onu iyi analiz ediyoruz açıkçası. Ortak bir dil geliştiriyoruz. Gayrimenkul yatırım kararının öncesini ve sonrasını düşünerek de onun
kararın netleştirmesine destek oluyoruz. Hı hı. Gayrimenkulleri sağladığı tüm avantaj ve dezavantajlarıyla, tüm yönleriyle birlikte ele alıyoruz. Hı hı. Örneğin lokasyonu, finansman imkanı, hı hı. Müşterinin ödeme gücü, ödeme imkanı ve yatırımın geri dönüş hızı gibi konularda. Hı hı. Bazen öyle oluyor ki bir müşterimiz konut satın almak için niyetlenmiş, yola çıkmış oluyor. Ancak onun konuttan ziyade arsa alması daha mantıklı olabiliyor. Hı hı. Veya arsaya yönelmiş bir müşteri sonrasında iş yerine yönelebiliyor. Hı hı. Yani onlar için en doğru seçeneği birlikte geliştiriyoruz. Hı hı. Bu tabii muhtemel hataların da önüne geçmiş oluyor. Kendilerine doğru bir yatırım yaptırmak anlamında. Hı. Bu elbette müşterimize güven oluşturuyor. Hı hı. Ve oluşan güven de memnuniyete dönüşüyor. Hı hı. Ve memnuniyet de kar topu etkisi oluşturuyor açıkçası. Evet. Çünkü ona kazandırdığımızı görüyor. Hı hı. Ve haliyle farklı taleplerle ilerleyen zamanlarda tekrardan bize geliyor. Hı hı. Veya bir tanıdığını yönlendirebiliyor. Veya yeni ve farklı projeler olduğu takdirde, hı hı. kendilerine doğrudan teklif ediyoruz, öneriyoruz. Hı hı. Ve yatırım kararında kolaylıkla sonuca ulaştırabiliyoruz. Doğru mülkleri doğru zamanda doğru kişilerle buluşturuyoruz. Hı hı. Bildiğiniz üzere zaman herkes için çok değerli. Hı hı. Bu şekilde de ne bir zaman kaybı oluyor bizim için, ne de müşterimiz boşa kürek çekmiş oluyor. Çok doğru. Ve haliyle kendini bizimle güvende hissediyor. Hı hı. Ayrıca doğru insanlarla çalışıyor olmamız ve projeleri okuyabilen, inşaat, hı hı. arazi ve finansmanın anlayan bir işletme oluşumuz da, hı hı. Bunu destekliyor, evet. bunu katkı sağlıyor. Bu da diğerlerinden farkınızı ortaya koymuş oluyor. Evet. Tabii ki dediğiniz gibi güven ve memnuniyet en önemlisi. Her sektörde geçerli. Evet. Burada da tabii sürdürülebilirlik geliyor. Sonrasında dediğiniz gibi diğer müşteriler bu memnuniyet kulaktan kulağa devam ediyor ve bir evet. şekilde dediğiniz gibi kar topu halinde büyüyor. Biz tekrar başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Umarız en kısa sürede hedefinizin en üstünde olursunuz. Teşekkür ederiz. Bu noktada ben sizden birkaç bilgi daha almak istiyorum Faruk Bey. Gayrimenkul piyasasında son durumlar neler önerirsiniz? Malumunuz deprem ülkesi olduğumuz için son dönemde özellikle bizim sektörümüzde kentsel dönüşüm konusu yine, hı hı. gündemde. Bu konuda ciddi bir hareketlilik mevcut. Çoğu bina her ne kadar bu yasadan yararlanmak için adım atmış olsa da, hı hı. gerek maliyetler, gerek konut kredi faiz oranlarının yüksek oluşu, gerek firmalar için vergi dezavantajları veya maliklerin müteahhit seçimi konusunda uzlaşamaması nedeniyle sistem oldukça yavaş ilerliyor. Hı hı. Tabii kredilerin yüksekliği sadece alıcıya değil, yatırım yapmak isteyen müteahhitin, yatırım yapmak için finansman ihtiyacı olan müteahhiti de son derece olumsuz etkiliyor. Haliyle üretim az kalıyor. Hı hı. Sırf bu nedenle yurt dışına çıkan firmalar da mevcut, hı hı. son zamanlarda. Ancak 2024 ikinci çeyreğinde özel sektör üretim için yine kredi faizlerinin düşmesini bekliyor. Böyle bir beklenti, hı hı. şu anda gündemde. Çünkü alt orta gelir grubunun ciddi bir konut ihtiyacı var. Bugün geçtikçe daha da artıyor ve, hı hı. sistemin sağlıklı işleyebilmesi için üreticinin de çarkının dönmesi gerekiyor açıkçası. Ayrıca biraz arazi konusuna da değinmek gerekirse yeni, hı hı. arazilerin üretilmesi şart. Konut arazilerinin özellikle. Hı hı. Çünkü sıkışmış bir bölgede konut başına düşen arsa payı maliyeti ne kadar yüksekse inşaat maliyeti de haliyle o kadar yükseliyor. Hı hı. Bunun için gerekli olan ve konut alımını destekleyici düzenlemelerin yapılması gerekiyor artık. Çok doğru. Pekala Faruk Bey, programımızın sonuna yaklaşırken yatırımcılara ne gibi önerileriniz olur? Dediğimiz gibi önümüzdeki 6 aylık süreçte bir gelişme beklentisi var. Hı hı. Özellikle finansmanda rahatlama anlamında. Tabii şu anda gayrimenkul fiyatları stabile yakın seyrediyor. Ve bu dönemler nakit yatırımcının en karlı alım yaptığı dönemlerden biri olarak, hı hı. görülüyor açıkçası. Tabii bunu öngörerek de uzun vadeli düşünmekte fayda var diye düşünüyoruz. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Ederim. Çok sağ olun. Sizlere de çok sağ olun. Sevgili seyirciler, Bir İşkolik programının daha sonuna geldik. Sevgili Faruk Arslan bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.